Evet, yatırım dünyasına konuğumuzla devam ediyoruz. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge bizlerle. Cem Bey hoş geldiniz. İyi haftalar. Merhabalar, sizlere de iyi haftalar. Teşekkür ederiz Cem Bey. İsterseniz küresel tarafla başlayalım. Geçtiğimiz hafta biraz sanki satış dalgası vardı. Küresel tarafta yine pozitif bir ayrışma gösterdi aslında Borsa İstanbul zaman zaman ve direndi diyebileceğimiz noktalarda 1525'in üzerinde tamamlamıştı haftayı. Bugün de biraz daha kırmızılı ama yine yeşile çevirdi yönünü. Ağırlıklı hem riskli piyasaların iştahı tarafında küresel tarafta nasıl bir iştah var ve Borsa İstanbul nasıl ayrışacak sizin tahmininizce bu hafta? Evet, baktığımız zaman aslında geçtiğimiz hafta iki tane önemli gelişmesi vardı. Bir Başkan Powell'ın konuşması ki ikisi de Perşembe günü gerçekleşti bunların. Diğeri de Biden'ın konuşması. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta ve özellikle son iki haftadır Amerikan tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş söz konusu. Bu tabii bir miktar bazı fon yöneticileriniz şu anda tedirgin ediyor. Yani acaba buradaki tabii en büyük soru işaretlerine FED son gelişmeler sonrası özellikle güçlü Biden sonrası varlık alımlarında azaltmanı yani tapering dediğimiz varlık alımı azaltılmasına bu sene başlayabilir mi? Bu tip sorular bir miktar yükselmeye başlamıştı ki Powell noktayı geçtiğimiz hafta buna koydu ve dedi ki çok uzun bir süre daha ne faiz artışı ne de varlık alımında herhangi bir değişiklik olmayacak. En azından bu sene böyle geçecek gibi gözüküyor ve hani varlık alımında bir azaltılma olsa bile bu gelecek sene büyük bir ihtimalle başlayacak ve piyasa daha önceden de zaten bu konu hakkında bilgilendirilecek. Bu tabii bu kaygıları bir miktar örselemiş durumda. Diğer taraftan baktığımız zaman da Biden'ın 1.9 trilyon dolara yakın bir paket açıklamış olması bazı detaylarda piyasaların acaba hani bu paket Senato'dan geçirmede bu kadar çok kolay olur mu sorularını gündeme getirdi ki ben bunu bir miktar kar satışlarında bir bahane olarak görmekteyim. Çünkü hatırlanacağı üzere Amerikan endeksinde soluksuz bir yükseliş var. Yani hatırlayalım son iki hafta önce neler oldu? Yani Amerika'da, koskoca Amerika'da parlamento basıldı. Ve çok ciddi bir siyasi tansiyon olmasına rağmen borsalar buna negatif bir tepki vermemişti. Çünkü bunun ana sebebi neydi? Georgia seçimleri sonrası güçlü Biden ve Biden'la birlikte bir ek teşvik paketi beklentisi. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte özellikle Cuma günü hem borsalar cephesinde hem de alternatif piyasalarda bir miktar kar satışının geldiğini görmekteyiz. Ama ana resimde herhangi bir bozulma yok. Sonuçta bu senenin de ana hikayesi düşük faiz ortamı bol likitte olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Tabii özellikle hastalık ve aşıyla ilgili gelişmeler bu senenin diğer önemli hikayesi olacak gibi gözüküyor ki hani geçtiğimiz seneyi piyasalar zaten tamamıyla yani Çin ve Türkiye haricinde çok ciddi daralmalarla dünya ekonomileri tamamlayacak gibi gözüküyor. İşte bu sene bu daralma sonrası gelecek tepkiler özellikle ikinci çeyrek sonrası makro tarafa daha fazla bizlerin bakmasını beraberinde getirecek. Yani özetlemek gerekirse yurt dışında bir miktar kar satışı var. Beklentinin satıldığı, gerçekleşmenin satıldığı bir cuma kapanışı yaşadık. Bugün Amerika kapalı Martin Luther King sebebiyle. Ondan dolayı hani vadeliler açık olsa bile orada bir işe göremiyoruz. Çok farklılık göremiyoruz. Yine Asya, Avrupa piyasalarında bir miktar yataylık söz konusu. Bize gelecek olursak da biz zaten benzer bir şekilde ciddi şekilde yılbaşından bugüne prim yapmıştık. Amerika'da bir miktar tabii bu oynaklık artınca cuma günü biz de buna negatif yönde tepki verdik gibi gözüküyor ama şu anda kalıcı bir satış baskısından bahsetmek zor. Tıpkı orada olduğu gibi bizde de bir miktar kar satışı geldiği gibi gözüktü. Ama bugün özellikle işte 1515 seviyesindeki destek seviyesinin çalışmasıyla tekrardan yön yukarı yönlü çevrilmiş gibi gözüküyor. Sonuçta sorunuza gelecek olursak bizdeki bu pozitif ayrışma devam edebilir mi? Edebilir. Yabancıların Türkiye'ye bakış açısı belli bir süredir zaten Kasım başından bugüne olumluya dönmüş durumda. Burada çok düşük pozisyon taşıdıkları için özellikle hisse senedi ve dips tarafında yani sabit getirili menkul kıymetler tarafında. Önümüzdeki süreçte ben buradaki pozisyon ayarlamalarının devam etme ihtimali daha yüksek görmekteyim. İçeriye de bakacak olursak zaten aracı kurumlar birer birer
hedef fiyatlarını yukarı doğru revize etmeye devam ediyorlar ki bunların devamı da gelecektir. Biz de ata yatırım olarak geçtiğimiz hafta hedef fiyatımızı daha önce 160 bin seviyesinden 195 bin seviyesine 12 aylık hedefimizi yukarı çektik. Yani böyle bir olumluluk var piyasada. Sonuçta çok ciddi bir şekilde biliyorsunuz geçtiğimiz sene borsaya giren bir yeni yerli yatırımcı kitlesi vardı. Yani evet, aktif hesaplar yaklaşık 2 milyona çıkmıştı. Bunun bir miktarda yabancı katılımının artmasıyla birlikte ben en azından bu Ocak ayı boyunca endekste pozitif ayrışmanın, yukarı yönlü hareketin, küçük küçük kar satışları gelse bile devam etme olasılığını şu an için yüksek görmekteyim. Evet, aslında çok da önemli bir noktada Can Bey, değil mi? 1540'lı seviyelerin altında şu an için seyrediyor. Ama 1525'in de hemen üzerine bir kendini attı Can Avli ile diyelim. O yüzden mesela bu seviyelerin altında kalması neye işaret olur kısa vade içinde ve yatırımcılar kendilerine nasıl pozisyonlanmaları gerekir? Nasıl bir hedge aslında mekanizması da çalıştırmak gerekir? Evet, yani aslında hani baktığımız zaman bunu profesyonel yatırımcılar nasıl yapıyorlar? Bir fon yöneticisi ya da yabancı yatırımcı genelde endeks tarafında ya da hisse senetleri tarafında beğendiği birkaç hisse varsa bunlarla ilgili bir sepet portföyü oluşturup karşılığında vadeli işlemlerde short pozisyon açarak kendini hedgeleyebiliyor. Bu bir yöntemdir. Yani örnek veriyorum, endeksten farklılaşacağını düşündüğünüz bir hisse senedine girmek istiyorsanız bu kadarlık bir hissenin bir bölümünü vadeli işlemlerde, kontrat vadeli, BIST 100 kontratında ya da BIST 30 kontratında short pozisyon açıp kendinizi hedge yapabilirsiniz. Bu bir yöntem gibi gözüküyor. Tabii yatırımcıların belli bir bölümü hala altın ve dolar tarafında, kur tarafında bir koruma mekanizması olarak görmekte. Buna da saygı duyuyorum ama şunu da görüyoruz. Hani belli bir süredir bu iki varlık sınıfında yukarı yönlü hareketler çok sınırlı kalmakta. Tabii bunun iki ana sebebi var. Artık TL'yi şortlamanın maliyeti oldukça yükselmiş durumda. Ve tabii yabancının da TL'ye bakış açısı genelde pozitif yönde. Yani yerliler TL tarafında ilgi göstermez iken hatta düşüşlerde dolar almaya çalışmaya çalışırken ya da hala o şekilde bir yatırım düsturu gösterirken yabancılar genelde hani 7,5'lar seviyesinin üzerinde satış tarafında olduğunu görmekteyiz. Yani tabii burada bazı yatırımcılar dediğim gibi altın ve döviz tarafını hedge olarak kullanmaya devam edebilirler ama ben bunun çok sağlıklı bir yöntem olduğunu en azından bu süreçte düşünmüyorum. Yani daha fazla vadeli işlemler piyasasının kullanılması şu anda hem hedge için hem de kısa vadeli hedefler için daha olumlu gibi gözükmekte. Aslında çok önemli bir noktaya da değindiğiniz Can Bey. Borsa İstanbul tarafında sormak istedim tabii ki birkaç sorum daha olacak ama geçtiğimiz hafta gelen haftalık raporlara bakıldığında özellikle bireysel yatırımcının hala döviz tarafındaki hedge diyelim ya da kendini orada fonunu oraya park etmesi aslında biraz da soru işaretleri oluşturuyor. Yani tüzel tarafın ağırlıkla satış yapıp yerel yatırımcının da bireysel yatırımcının da alış yapıyor olması. Kuru bu seviyeye getiren aslında nedenler başında tabii ki faizle geliyor ama bir takım değişiklikler de var gibi. Yani para girişleri gibi, döviz girişleri. Bir tarafta Merkez Bankası'nın şimdi dolarizasyonun dışında alması gereken bir de rezervleri var söz konusu. Rezervler ne zaman için güçlenmeye başlayacak gibi sorular var. Aslında belki de bireysel yatırımcının kafasında bu tarz sorular olduğundan dolayı orta vade değil belki ama uzun vadede döviz tarafında bir atak tekrar gelebilir mi korkusu ya da endişesi taşıyor gibi görünüyor. O yüzden ben burayı biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğim. Yani bireysel yatırımcı faiz de işe yaramadığı durumda dövizden nasıl vazgeçer? Neden yabancı yatırımcılar daha çok döviz gelip burada bu seviyelerde bozuyor ve Merkez Bankası'nın rezervleri özellikle güçlenmesi söz konusu olduğunda sizce kur ne seviyelerde olmalı ya da olur? Evet, çok detaylı bir soru. Tabii kur konusunda konuşmak, yorum yapmak öz zamanım gerçekten zor. Çok. Ama şu net bir şekilde görebiliyoruz. Kasım ayından bugüne Türkiye'ye bir yabancı girişi var. Tabii bu bizim arzu ettiğimiz seviyede mi? Hayır. Yani bizim zaten yabancı girişinde en fazla görmek istediğimiz uzun vadeli sermaye hareketlerinden yani kalıcı bir sermaye girişidir. Bunu görüyor muyuz? Hayır. Ama özellikle DİPS ve hisse senedi tarafında bir miktar giriş var ki bu da geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlardan yola çıkacak olursak 5 milyar doları bulmuş durumda. Ama öte yandan Türkiye'ye asıl girmiş olan para tamamen dolarla ya da euroyla TL'nin arasında artan faiz makasından faydalanmaya çalışan carry trade dediğimiz swap piyasası yoluyla giren paralar.
ve burada da yaklaşık 10 milyar, 11 milyar gibi rakamlar söz konusu. Tabii bu tip yabancı yatırımcılar genelde buraya kısa fırsat olarak girerler. Aradaki faiz farkından para kazanmaya çalışırlar. Ama kur tarafında oynaklık bir miktar arttığı zaman da girdikleri gibi de çıkarlar. Ki geçtiğimiz pazartesi, işte geçtiğimiz cuma bu tip hareketler gördük. Yani buraya giren hisse senedi ya da tahvil yatırımcısı, yabancı yatırımcıdan bahsediyorum. Bu tarafta hala kalmaya devam ederken sadece faiz farkından dolayı swap piyasası yoluyla giren yabancı yatırımcılar bu tip küçük oynaklık oluştuğu vakit hemen satış tarafına geçebiliyorlar. Tabii bu bir miktar oynaklığı arttıran bir etken gibi gözükmekte. Öte yandan baktığımız zaman yerliler niye hala bu seviyelerde dolar tarafında alım yapmaya devam ediyorlar diye konuşacak olursak burada iki sebep olduğunu düşünüyorum. Hala içeride bir reel faiz tartışması var. Ki baktığımız zaman 17 olan bir Merkez Bankası faizle karşı karşıya, hatta mevduatlarda daha yüksek rakamlar söz konusu ama bireysel yatırımcı nasıl düşünüyor? Şu andaki enflasyon 14-15'lerdeyse bunun yukarı gitme ihtimalini hala yüksek görmekte. Hatta belki kendi enflasyonunu, belki TÜİK'in açıkladığı enflasyondan bir miktar farklı düşünüyor da olabilir. Ondan dolayı işte 1 puanlık, 2 puanlık ya da 0'a yakın bir reel faizi hala kendisi için yeterli görmüyor olabilir. Bu bence birinci etken. İkinci etken tabii hala içeride bir güven sorunu var. Yani faizler ne kadar süre daha yüksek kalmaya devam edebilecek? Merkez Bankası önümüzdeki toplantıda ne tip bir karar alacak? Bunlar tabii hep ya özellikle bireysel yatırımcıların düşüşlerde maliyeti aşağıya çekme dürtüsünü daha fazla can tutmaya devam ediyor. Yani özetleyecek olursak içeride bireyselin hala maliyeti aşağı çekmek amaçlı alımları olduğunu görüyoruz. Yerli kurumsallar peki ne yapıyor? Sonuçta Türkiye'nin azalsa bile hala dışarıya ödemekle sorunu olduğu bir ciddi dış borç var. Bunlar tabii kurumsal yatırımcıların mecburiyetten döviz almaya yönlendirmeye devam ediyor. Ama yabancı genelde satış tarafında. Peki Merkez Bankası ne yapıyor? Burada tabii önümüzdeki süreçte büyük bir ihtimalle bu faiz arttırımları sonrası en fazla konuşacağımız konulardan bir tanesi Merkez Bankamızın döviz rezervleri konusunda nasıl bir davranış göstereceği yönde. Ama şunu okuduyoruz ki geçtiğimiz hafta yine eski Merkez Bankası Başkanı ekonomistimiz Hakan Bey'in bununla ilgili güzel bir yazı dizisi oldu. Yani burada şunu görüyoruz. BOTAŞ'la ilgili Merkez Bankası geçtiğimiz senelerde olduğu gibi doğrudan bir BOTAŞ'a döviz satışı yapmıyor. Yani burada ne yapıyor? Yani bir gizli bir rezerv arttırma yöntemi burada hedeflendiğini görmekteyiz. Yani bir Merkez Bankası piyasadan bir şekilde doğrudan döviz alım yerlisiyle birlikte döviz almaktan ziyade daha önce fonlama yaptığı kanallarda azaltıma giderek rezervleri arttırmaya çalışıyor olabilir. Öte yandan tabii reeskont faizleri de ya da reeskont TL karşılığı verilen reeskontlara karşılık geri ödemelerin döviz cinsinden artıyor olması ki bu senede büyük bir ihtimalle bu taraftaki artış devam edecek gibi gözüküyor. Sonuçta şu anda baktığımız zaman oldukça rekabetçi bir dolar TL kurdu söz konusu. Bundan dolayı yani bu reeskontlardan gelir eğer önümüzdeki süreçte Merkez Bankamızın bir süredir sergilemiş olduğu hani ne kamuya ne BOTAŞ'a bir döviz aktarımı yapmadan sonuçta burayı piyasa dinamiklerine bırakmasıyla birlikte biz kademeli de olsa Merkez Bankası rezervlerinde bir artış görebiliriz. Ki bunu zaten son bir iki ay dönemde küçük küçük adımlar da olsa görmekteyiz. Bu yeni strateji olacak gibi gözüküyor ama kur tarafı tabii eğer beklenenin ötesinde hızlı bir şekilde aşağıya gelirse ki bu seviyede büyük bir ihtimalle 7'ler seviyesi olacak diye düşünmekteyim. Merkez Bankası'nın rezerv artırmak için doğrudan alım ihaleleri yapması da bir diğer ihtimal gibi gözüküyor ama bu seviyelerden 7,5 seviyelerinden ben Merkez Bankası'nın bu kararı alacağını açıkçası düşünmüyorum. Bir miktar daha kurda sakinleşme, bir miktar daha değerlenme olması durumunda
böyle bir yolu, böyle bir seçeneği seçebilecekler diye düşünmekteyim. Peki Can Bey, Borsa İstanbul'dan çok aslında bahsediyoruz ama şimdi sözlerinizden anladım, döviz tarafında ve altın tarafında aslında bu yıl çok da fırsat olmayacağı yönde. Tabii ki volatilite mutlaka olacaktır ama bu yoğunluk geçtiğimiz 2020 yılı gibi hızlı bir şekilde olmayacak görünüyor. Peki hiç risk almak istemeyen ya da ben Borsa İstanbul'dan anlamam diyen bir yatırımcı için şu an pozisyonlanmada sadece TL tarafını mı öneriyorsunuz yoksa başka ne gibi enstrümanlar risksiz tarafta portföylerde yer alır? Şimdi bir kere tabii yani altın ve döviz genelde Türk yatırımcısı olan risksiz varlık gibi gözükse de ki maalesef böyle bir şeyimiz kesinlikle var, bakış açımız var. Yani katılıyorum. Yani benim konuştuğum genelde yatırımcılar hep ne derler ya altınım olsun, dövizim olsun. Dövizim döviz, düştüğü yerden dövizim döviz ya da altınım altın ama bu böyle değil. Yani baktığımız zaman da her iki varlık sınıfında son 2-3 senedir özellikle çok ciddi bir şekilde yukarı gittiğini gördük. Yani 200 liradan 500 üstüne gitmiş bir gram altın var. Yine işte 4,5-5'li seviyelerden daha çok uzak değil yani 2,5 sene önce. Doğru. O seviyeden 8,80-8,70 oralara giden bir dolar TL kuru da var. Yani iki varlık sınıfında çok ciddi yükselişler oldu. Onun için bu seviyelerden faizi konuşmadan bile bu kadar hızlı hareket etmiş bir varlık sınıfından pozisyon almak ne kadar doğru? Bence zaten bu kendi başına bir risk unsuru. Öte yandan baktığımız zaman şu anda gerçekten Türk lirası faizler oldukça cazip ki baktığımız zaman yine son stopaj ayarlamaları sonrası özellikle hem mevduat tarafında hem de likit fonlar tarafında yatırımcılar bu konuştuğumuz faizlerin tamamını net gelir olarak elde etmektiler ki dünyada zaten bu kadar yüksek bir faizi bulmak çok zor. Yani hani %18'ler, %17'ler civarında bir mevduat faizi. Bence riskten kaçınmayı ya da risk almayı sevmeyen yatırımcılar için birinci yatırım aracı olarak gözükmekte. Tabii burada yine overnight repolar, gecelik repolar yatırımcıların tercih olabilir. Dediğim gibi kısa vadeli tahvil bono fonları, yine likit fonlar bence sundukları bu avantajdan dolayı portföylerde ağırlıklı olmak kaydıyla düşünülmelidir diye düşünüyorum. Evet. Ve bunun yanında yine seçici olmak kaydıyla küçük de olsa bir hisse senedi portföyü bence tabii kısa vadede para kazanmak amaçlı değil ama orta ve uzun vadede bence cazip olmaya devam edecektir. Burada tabii yatırımcılar genelde küçük hisselerden ziyade düzenli temettü dağıtma alışkanlığı olan hisselerde bulunmalılar diye düşünmekteyim. Çünkü bunlar zaten yabancı yatırımcıların eğer Türkiye'ye bir şekilde yatırımları artacaksa ilk aşamada tercih edeceği kağıtlar olacaktır ki bunlarda hala yükseliş performansı görebiliriz. Tabii artı bunların yine düzenli bir şekilde temettü ödemeleri de içeride hem faize hem de mevduata bir alternatif yaratabilir. Özetlemek gerekirse kısa vadeli faizler şu anda cazip gözükmekte ama öte yandan da hiç risk almak istemeyen portföylerde bile bir miktar çok seçici olmak kaydıyla ben uzun vadeli en azından bir sene vadeli hisse senedi bulundurmanın çok büyük bir sakıncası ya da çok büyük bir riski olduğunu düşünmüyorum. Ben de katılıyorum sizlere bu konuda. Özellikle temettü hisseleri belki altından daha güvenli bir liman olabilir. Çünkü dediğiniz yükselişler hiç azımsanmayacak derecede. Düşüşler de aynı şekilde sert de olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Yoksa bir kriz anı yakalamak lazım ki aldığımız seviyeye gelsin değil mi Cem Bey? Yani kesinlikle, kesinlikle hiçbir varlık sınıfı her zaman çıkmaz ya da her zaman düşmez. Kesinlikle. Sonuçta İşte altın illa düşecek, kaybettirecek demiyoruz ama altın ya da döviz belli bir süre para kazandırmayabilir. Ki tabii sonuçta burada her bu iki varlık sınıfında kalındığı günde ciddi bir şekilde TL faizinden vazgeçmiş oluyorsunuz. Hani aylık neredeyse %1,5'lar civarında bir getirden bahsediyoruz. Hani bu dünya üstünde ciddi bir getirdir. Türkiye için de tarihsel olarak baktığınızda iyi bir getirdir. Ondan dolayı da hani belli bir süre ben bu iki varlık sınıfını çok fazla fırsat görmediğimden dolayı TL faizinin ya da TL varlık sınıfının daha cazip hale gelmiş olduğunu düşünmek. Can Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Özlem Hanım. İyi günler. İyi günler. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge bizlerle birlikteydi. Böylece yatırım dünyasının sonuna geldik.